Düellosu'yla bu kez karşınızdayız. Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu, ne yapıyoruz bugün? Ne grafikleri hazırladık? İki tane çok önemli başlık var. Bir tanesi boş ki sabah da işlemiştik aslında. Biraz daha bakalım grafikler, para birimleri bize ne söylüyor. Bir de tabii Nvidia ve yapay zeka ve yarı iletkenleri konuşmasak olmaz. Çünkü dün Nvidia yeni bir çipini tanıttı. Bir de sabah öne çıkan günden başlıklarını da söyledim. Seni muhteşem yedirdi başlık olmaya, ana başlık olmaya da devam ediyor. Bir tırmanış da var. Belki yarın öyle bir grafikte gelebilir kendisinden. O halde başlatalım mı grafik düellosunu? Başlasın grafik düellosu. Şimdi tarihi bir kararla başlıyoruz efendim. Tarihi bir karar derken aslında Japonya. Şüphesiz ki 2007 yılından bu yana ilk kez faiz artırım sürecine geçti. 2016'da da faiz indirim sürecini, ultra gevşek para politikasını başlatmıştı ki dolayısıyla tüm bu adımlar aslında bugün tarihi bir not olarak kayıtlara geçmiş bulunmakta. Peki ne oldu sonrasında? Yende bir değer kaybı söz konusu oldu. Faiz arttırım sürecine rağmen yende bir değer kaybı söz konusu oldu ki aslında bakacak olursak yende, dolar yen grafiğini gösteriyoruz burada. Yılbaşından bu yana performansı gösterirken adımlar atıldı. Bir takım müdahaleler geldi. 145-150 bandı arasında Japonya Merkez Bankası'nın yene karşı bir müdahalesine alışmıştık. Dolayısıyla daha sonrasında ultra gevşek söylemleri ilk kez terk etmeye başlamıştı. Güçlü maaş artışları bir miktar daha faiz arttırım beklentilerini burada kuvvetlendirmişti. Ve bunun yanı sıra faiz arttırım beklentilerini de yalanlamamasıyla birlikte bir faiz arttırım döngüsünün başlayabileceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Peki bugün ne yaptı? Bugün aslında getiri eğrisi kontrolü de dahil olmak üzere diğer bazı tedbirleri kaldırmasına rağmen devlet tahvili almaya devam edeceğini söyledi. Devlet tahvili almaya devam edeceğini söylemesiyle birlikte dolar yende bir değer kaybı söz konusu oldu. Bugünkü harekette şuradaki bir kırılmayı zaten beraberinde görüyoruz. Peki endekslerle durumda? Endekslerde ise TOPIX tarafında ciddi yükselişleri de takip ettik. 1990'dan bu yana en yüksek seviyelerde kapanmaya hazırlanmıştı ki bu da dikkat çekiciydi. Boj'un bu adımı özellikle negatif faiz rejimine son vermesine ve getiri eğrisi kontrolü de dahil olmak üzere diğer tedbirleri kaldırmasıyla birlikte yen tarafında aslında bir güçlenme beklenmesine rağmen devlet tahviline yönelik adımla atması çok daha dikkat çekici oldu ve dolayısıyla yan tarafındaki değer kaybı öne çıkarken hisse senetleri tarafında ise yukarı yönlü hareketleri takip ettik. Hemen bir de geçelim dolara karşı para birimlerinin performansına ki özellikle gelişmiş ülke para birimlerinin performansı 2024'te nasıl bir seyir izledi? Neredeyse tamamı aslında tamamı burada dolara karşı bir değer kaybıyla sonuçlandı. 2024 yılbaşından bu yana performansa bakacak olursak özellikle bu süreç içerisinde yılbaşından bu yana G10 para birimlerinde pound'a bakıyoruz. Pound'ın değer kaybı 0.20'lik oldu. Euro'nun ise yılbaşından bu yana %1.5'un üzerinde bir değer kaybını görüyoruz dolara karşı. Yine Danimarka kronu, bunun yanı sıra Kanada doları, Kanada dolarında ise %2.5'a yakın. İsviçre kronuna bakacak olursak burada özellikle yine %4'ün üzerinde bir kayıp söz konusu. Avustralya dolarına bakıyoruz %4.5'a yakın. Yani tüm franka bakıyoruz, İsviçre frankına, İsveç kronuna baktığımız zaman orada %3.5'un üzerinde bir değer kaybı varken İsviçre frankına bakıyoruz. Frank tarafında %5.5'a yakında bir değer kaybı söz konusu. Frank tarafında da Japon yeni ise %6'nın üzerinde bir değer kaybı var. G10 para birimlerinin tamamının dolara karşı değer kaybının yaşandığı bir 2024'ün ilk 3 ayından bahsediyoruz aslında. Oldukça dikkat çekici, güçlü dolar temasının devam ettiği bu süreçte Fed'den gelecek olan adımların nedenle etkili olabileceği, faiz indirim senaryosunun bu tabloyu değiştirip değiştirmeyeceğine yönelik ki güçlü para birimlerinden bahsediyoruz. Pound olsun, euro olsun, frank tarafı olsun, İsviçre frank tarafı olsun, Japon yeni olsun, bunun yanı sıra Kanada doları olsun. Tüm bu para birimlerinde şiddetli bir değer kaybı yaşandı yılbaşından bu yana. Bu tablo değişecek mi, değişmeyecek mi? Fed'deki projeksiyonlar bunu çok daha net bir şekilde ortaya koyacak. Belki de belirsizlik ortadan kalkacak Burcu. Önemli olacak. Egemen de az önce söylediği yayında bu hafta belirsizlik
eksikliklerin daha ortadan kalkabileceği bir hafta olabilir dedi. Para bilimleri açısından önemli. Kesinlikle benim grafiklerimde bu az önce de söylediğim yere iletkenler var. Nvidia'nın bir etkinliği vardı. Bu dün başladı GTC etkinliği. Bu etkinlik oldukça önemli. Çünkü burada hem bir kere sektörü anlamak hem de Nvidia'nın yeni yaratmış olduğu, yeni tanıttığı çipini izleme şansımız oldu dünkü etkinlikte. Şimdi bu neden önemliydi? Bir kere bir sürü hem kurumlardan hem şirketlerden hem de analistleri bir araya getiren bir toplantıydı. Ve hem Nvidia ile ilgili hem yapay zekanın geleceğine ilişkin hem de yapay zeka talebine ilişkin ayrıntıları anlamamıza daha fazla yardımcı oldu. Ve dolayısıyla buradaki bu toplantıya katılan analistler tarafından da özellikle hedef fiyatları anlamında yukarı revizyonlarda gelmeye yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve daha çok böyle yapay zeka ya da yarı iletken sektörü içinde değerlendirmelerini dinleme şansımız oldu. Öyle ki birkaç taneden bahsedeceğim. Şimdi Nvidia'nın özellikle bu yılki hala yükseliş hareketi ciddi şekilde devam ediyor. Ancak bu yapay zeka atılımlarıyla beraber 2025 yılında olası bir talebin düşmesi halinde bile 2025'ten sonra Nvidia'nın belki bir miktar daha burada talepten zarar görebilir ya da en azından belki rakipleri çıkabilir. Ancak AMD burada önemli isimlerden bir tanesi olmaya başladı ki AMD için kayıplar biraz daha sınırlı olabilir. Çünkü geçtiğimiz sene zaten Nvidia kadar hem büyümemişti hem hisse performansı yansımamıştı. Dolayısıyla evet burada Nvidia'nın biraz fiyatının diyelim daha görece yüksek olmasının aşağı yönlü riskleri de beraberinde getirdiğini de unutmayalım. Bunun haricinde analistlerin toplantılarında öne çıkan detaylarda TSMC, Intel ve Micron'un yapay zeka kışı senaryosunda bile cazip bir fiyat yukarı bir yönlü risk olacağını sunmaya devam edeceğini söylüyorlar. Ve bunun yanında yine Broadcom'un önümüzdeki hafta bir etkinlik düzenleyeceği ve yine buradan da bir rüzgar oluşacağı beklentisi de hakim. Yani sağlam bir yapay zeka hikayesi aslında hala belirleyici olmaya devam ediyor. Ben de grafiğimde bu SOX indeksinin performansını göstermeye çalışmıştım. 2008'den bu yana ben bu endeksi aldım ama asıl hareketin başladığı noktayı görecek olursak 2016-2017'lerde biraz daha fazla yapay zeka yatırımlarının ya da yarı iletkenlerin talebinin arttığını görüyoruz ama asıl hikayesi 2020 ve hatırlanacak olursa çip kriziyle birlikte başlamıştı ama sonra işte asıl bu yapay zeka devrimiyle birlikte devrim sözcüğünü galiba kullanabiliriz burada. Artık yüzde neredeyse 400'e yakın bir yükseliş yaşatmıştı bize. Dolayısıyla hikaye güçlenerek büyümeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu konferans da çok yakından takip edildi, ilgiyle takip edildi dünyanın dört tarafından. Geçtiğimiz hafta da Oracle hisseleri %12'lik bir yükseliş yaşamıştı yine yapay zekaya atıfta bulunarak. Dolayısıyla bu rüzgar devam ediyor gibi. Ben Nvidia'nın çipleri hakkında da kısaca bilgi aktarmaya çalışayım. Şimdi bu tabii gelirlere katkısının etkisi yansılamaz. Özellikle yapay zeka tarafında 2018 yılından beri gelirlerini izleyecek olursak artık 2024 yıllarında çok ciddi şekilde artma potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Nedir bu son çipi önemli kılan? Bir kere GB200 bu 2024 sonlarına kadar tamamlanmış olacak. Şu andaki hali hazırda Nvidia kendi GPU'larını fantastik olarak tanımlıyor ama bu yeni yarattıkları çiple beraber bir oyun değiştirici ifadesini kullanmasalar da bunun çok daha fazla ileri ve üretken yapay zeka ve çoklu dil modellerini öğrenmeye çok daha yatkın ve hatta 25 kata kadar daha az maliyetli olacağını düşünüyorlar. Yani bu yapay zekanın gelişmesine en önemli nokta olan bu çoklu ve büyük dil öğrenmesinde aslında etkin rol oynayacak çipler olduğunu söyleyebiliriz. Müşterileri arasında şimdiden kurulan bağlantıları söylüyorum. Amazon, Dell, Meta, Google, Microsoft, Tesla, XAI gibi firmalar var ki devlerden bahsediyorum. Dolayısıyla bu Blackwell adını verdikleri yeni çip gerçekten Nvidia'nın bu hem gelirler anlamında hem yapay zekaya katkı anlamında hem şirketin geleceği anlamında önemli bir noktaya konumlandığını söylemek kesinlikle yanlış olmayacaktır. Yeni bir heyecan değil belki, evet zaten bilindiğimiz şeyler, fakat burada Ar-Ge anlamında da şirketin çalışmalarını sürdürmesi anlamında çarpıcı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz yapay zekayı daha çok fazla konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Biz de aktarmayı herhalde sürdüreceğiz bol bol. Benim evet. En sevdiğim konulardan bir tanesi. Tabii canım, yani grafiklerde muhtemelen bundan sonraki süreçte bol bol yılın ikinci yarısında sonra özellikle Burcu Kıratlı'dan bol bol biz
hem muhteşem yedi kapsamındaki grafikleri hem de yapay teknolojinin belki de yapay zeka kısmını çok daha net bir şekilde ekranlara getiriyor olacağız efendim. Grafik Duellosu'nu noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.